Ramazan ayı ve oruçla ilgili bir iki konuya değineyim. Sonra bu kardeşlerimizden, yabancı kardeşlerimizden de soruları alacağız. Efendim, şu anda birinci gün orucunu tutmuş olduk. Orucu neler bozar? Her türlü yemek, yemek yani iftarla sahur arasında, yani sahurla iftar arasında her yemek, her su içmek, karı koca arasındaki yakınlaşmak, üç şey orucu bozar. Ama yanlış olan şeyler orucun faziletini azaltır. Yanlış olan şeyler nedir? Haksızlık ettin, birine hakaret ettin, küfür ettin, sövdün. Peygamberimiz diyor ki aç kalma, susuz kalma. Yani ne demek? Orucun faydası yok. Orucun bozulmadı belki ama orucun bütün kıymeti, bütün değeri, bütün fazileti uçtu gitti. Bu nedenle de size biri sataşırsa oruçluyken diyeceksiniz ki ben oruçluyum. Sana cevap vermiyorum. Yani verebilirim de ama ben alttan alıyorum çünkü ben oruçluyum de. Öyle deyiniz ve kenara çekiliniz. Efendim, bazen bir orucu Allah 700, Allah 500, Allah 400 oruç cevabı verebilir. Bu Allah'ın kulla Allah arasındaki bir konudur. Bu nedenle de elimizden geldiği kadarınca oruç günlerinde az sinirli olalım. Arabayı kullanırken doğru kullanalım. Efendim, insanlara kızmayalım, bağırmayalım. Dilimizi yanlışa alıştırmayalım. Dilimizi hakarete alıştırmayalım. Küçük bir dünyada yaşıyoruz. Kısa bir ömrümüz var. Günün birinde toprak olup gideceğiz. İnsan kırmaya, insan dağıtmaya, insanı düşman etmeye, düşmanlık yapmaya değer mi? Elbette ki değmez. Yani centilmence hareket eden, faziletiyle hareket eden, karakteriyle hareket eden, yumuşak olan ve insanları güzele çağıran sesten daha güzel bir ses olabilir mi? Onun için ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene. İnsanları Allah'ın yoluna hikmetle, güzel sözlerle, öğütlerle çağır diyor. Hakaret ederek, tehdit ederek değil, gönül kazanarak birbirimizi iğnelememeye çalışacağız. Bazı insanlar her konuşmalarında iğneleme var. Yapma, etme, eyleme. Kırma gönül, değil mi? İncitme. Bunlar Ramazan'a bol bol işleyelim hep beraber inşallah. Hocam, niyeti nasıl yapacağız? Şu anda niyet yapabilir miyim? Yaparsınız. Akşam güneş battı, yeni günün niyetini yaparsınız. Öğleye kadar niyet edebilirsiniz. Allah'ım bugünün orucunu tutmaya niyetlendim ve yarınki orucu dersiniz. Fark etmez. Allah'ım kabul et demeniz oruç için yeterli olur. Ama sahura kalkamadım hocam. Kalkma, bir şey olmaz. Sahur peygamberin sünnetidir. Sahura kalkın diyor da kalkamamışsanız oruca engel değil. Durumunuza bakın. Eğer gücünüz yerindeyse orucunuzu tutarsınız. Hocam sahura kalktım ama dilimle oruç tutacağımı söylemedim. Hani dilimle ifade etmedim. Dilinizle ifade etmemiş olsanız bile kalkmanız o niyetle kalbi niyet sayılır. Allah orucunuzu kabul eder. Hocam unutarak yedim içtim. Sanki diğer günlerdeymiş gibi buzdolabını açtım, yumurtayı getirdim, kırdım, menemen yaptım, yedim, içtim, iyice doydum. Sonra oruçlu olduğumu fark ettim. Ne olacak benim durumum? Senin durumun bir şey olmayacak. Yani seni Allah yedirdi, içirdi. Sen orucun kabul olmuştu, devam edeceksin ama. Yani yerken aklına geldi, nasılsa bozdum diye devam edersen iş kötü. Aklına geldiği anda bırakacaksın. Aklına gelmedi, yedin, içtin. Ondan sonra aklına geldi, orucun makbuldür, Allah seni yedirdi, Allah seni içirdi. Bundan dolayı üzülmeye de efendim gerek yoktur. Hamile bir kadın oruç tutabilir mi? Onu jinekologla görüşecek. Onu doktorla görüşecek. Doktora diyecek ki ben hamileyim, oruç bana zarar verir mi? Yavruma zarar verir mi? Eğer doktor zarar verir diyorsa hoca efendinin dediği gibi, yani herhangi birimiz bir hocanın dediği gibi oruç tutmayacaksın. Ne zaman? Çocuk doğar, sütten kesilir ama o günleri sonra kaza etmek zorundasın. Herhalde az çok anlaşılmıştır. Bunlara daha değineceğiz tabii iftar ve sahurlarımızda. Biliyorsunuz sahur programımız saat 02:30'da her gece olacak.